Türkiye İdlib'de gözlem noktalarına konuşlandırdığı gücünü takviye ediyor. Gözlem noktalarına çok sayıda zırhlı araç, personel, personel taşıyıcı ve mühimmat gönderildi. Esed rejimi Soçi mutabakatını ihlal ederek başlattığı saldırının ardından Han Şeyhun'un kontrolünü ele geçirmişti. Bu harekat sırasında Mori'deki 9 nolu gözlem noktasına giden TSK konvoyuna da saldırı düzenlenmişti. Bu saldırıda 3 Suriyeli sivil hayatını kaybetmişti. Başka bir saldırıda 8 nolu gözlem noktasına taciz ateşi yapılarak gerçekleştirilmişti. Bu saldırıların ardından Türkiye'nin bazı gözlem noktalarından çekilebileceği iddiası ortaya atılmıştı. Ancak bu açık bir şekilde reddedildi. 9. gözlem noktasının kapatılması yahut bir başka noktaya kaydırılması diye bir şey söz konusu değil. Askerlerimizin bulundukları yerlerde kalmaları ve güvenliklerini sağlamaları. Sahadan gelen bilgiler de iddiaları yalanlar nitelikte. Türkiye gözlem noktasını çekmek bir yana gözlem noktalarını takviye ediyor. Hatta daha da fazlası var. Yerel kaynaklar İdlib'de TSK tarafından bir gözlem noktası daha oluşturulduğu yönünde haberler veriyor. O gözlem noktasının His mevkiinde olduğu iddia ediliyor. Marek ve Han Şeyhun'un hemen kuzeyinde. M5 otoyolunun hemen sol kenarında. Türkiye'nin İdlib gerginliği azaltma bölgesinde 12 gözlem noktası bulunuyor.